Merhaba. Hemen bir ışığımı da açayım dedim ama fişini takmamışım. Onun için gün ışığıyla yayına başlıyorum. Herkese iyi pazarlar. VideOgren YouTube kanalında hafta sonlarında birkaç yayın yapabiliyoruz. Dolayısıyla da bazen böyle gündüz saatlerinde de birlikte oluyoruz. Ve bugün normalde klasik olarak pazar akşamları saat 21'de yaptığımız Instagram fotoğrafları değerlendirmesini biraz daha erken saate, saat 17'ye alarak gerçekleştireceğiz. Hemen şöyle hızlıca bir kadro kontrol. Evet, Engin Rotalar, kapılar açıldı. Yayına da başlıyoruz ufak ufak. Evet, herkese merhaba. Şöyle bakıyorum. Tek tek isimleri zikretmeyeceğim ama herkese tekrar iyi pazarlar, iyi günler dileyerek başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada sunumumu da bulmamda fayda var herhalde. Evet. Klasik olarak bildiğiniz üzere bazı hatırlatmalarımız var ama bugüne özel olarak hem Instagram'da hem Facebook'ta da paylaştık. Öncelikli olarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Tüm çocukların da Anneler Günü'nü kutluyoruz. Hepimiz bir annenin çocuğu olduğumuza göre hepsinin ellerinden öpüyoruz. Bazen biliyorsunuz bu VideoGren yayınlarında VideoGren ekibinin fotoğraflarını paylaşıyoruz. Bugün de bu ekibin dünyaya gelmesine vesile olan sevgili annelerimizi paylaşalım dedik. Cem Saner'in annesi Nuran Saner, Serkan Arıkuş'un annesi Safinaz Arıkuş'u, benim annem Muazzez ve Murat Hoca'nın annesi Naide Pulat'ın da fotoğraflarını daha önce de paylaşmıştık. Burada da tekrar paylaşmak ve Anneler Günü'nü kutlamak istedim. Yine bir hatırlatma olarak YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eşe, dosta, arkadaşa, sevdiklerinize, fotoğrafla ilgisi olan dostlara YouTube kanalımıza dair bilgi vermenizi rica ediyoruz. Aklınızda bulunsun. Sosyal medya hesaplarımızı biraz önce de zikrettim, söyledim. Instagram'da, Facebook'ta ve Twitter'da hesaplarımız var. Oradan da yaptığımız etkinlikleri, yayınları, sitemizde yayınlanan makaleleri, videoları ayrı ayrı duyuruyoruz. Dolayısıyla oradan da takip etmenizde fayda var. Hatta uygun gördüklerinizi de paylaşabilirseniz çok seviniriz. Fototrek İstanbul Hatırası'nın yaptığı eğitimleri online hale dönüştürdüğümüzü biliyorsunuz. Hatta temel fotoğraf ve RAW işleme eğitimleri devam ediyor. Dün de RAW işleme eğitimi vardı. Bu akşam ikinci bölümü gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta itibariyle ise Lightroom, fotoğrafın görsel öğeleri, insan ve portre fotoğrafçılığı, işte siyah beyaz Photoshop giriş gibi, siyah beyaz çevirme gibi farklı atölyelerde devam edecek. İlginizi bekliyoruz. Bu akşam saat 21'de farklı bir yayınımız var. Onun için bu yayınımızı birazcık daha erken saate aldık. Bu akşamki yayınımız fotoğraf sanatında hukuk ve telif hakları üzerine olacak. Çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bir fotoğraf çektiğimiz zaman, bir insanın, bir mekanın fotoğrafını çektiğimiz zaman nasıl izin almalıyız? Niye izin almalıyız? O fotoğrafları bir yerde kullanırsak sorumluluklarımız nelerdir? Birisi bizim fotoğrafımızı alıp bir yerde kullanırsa, hele ki bundan bir ticari gelir elde ederse neler yapabiliriz gibi soruların cevaplarını sevgili avukat arkadaşımız Ayşenur Baytaroğlu'nla konuşacağız. Dün akşam sevgili Tuğba Krallı ile yaptığımız gibi Zoom üzerinden bir söyleşi yapacağız. Yine YouTube'dan yayınlayacağız. Dolayısıyla sorularınız olursa sizler de sorabileceksiniz. Şöyle bir ufak değişikliğimiz var. Geçtiğimiz günlerde kısaca konuşmuştuk. Fototrek İstanbul Hatırası'nın online eğitimlerini saat 21 civarında yapmaya başladığımız için artık VideoGren yayınlarında bir sıkışma durumu ortaya çıktı. Bunu da biraz engelleyebilmek adına hafta içi yapacağımız yayınların bazılarının saatlerini biraz erkene alma çözümü bulduk açıkçası. Çok geç saatte yayın yapmayalım diye, 11'den sonra yayın yapmayalım diye. Bu nedenle de yarın, yani 11 Mayıs 2020 Pazartesi akşamı saat 18'de Daha iyi fotoğraflar için 5 ipucu yayınımızın 3. bölümünü gerçekleştireceğiz. Yine 5 fotoğraf üzerinden o fotoğrafları çekerken nelere dikkat ediyorum, nasıl yapıyorum, hangi kararları veriyorum gibi ipuçlarını anlatacağım. Sizlerden de o konularda fotoğraflarınızın değerlendirilmesini isterseniz bana göndermenizi rica edeceğim. Ama dediğim gibi yarın akşam saat 18'de bir yayın olacak. Bir yerlere not almakta fayda var diye düşünüyorum. Bugünkü değerlendirmeye geçmeden önce sorularınız var mı, yorumlarınız var mı onlara bakmak istiyorum. Feyyaz abi evet Murat Hoca'nın babası daha iyi. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta eve çıkabilecek diye düşünüyoruz. İnşallah bir sorun olmadan geçip gidecek diye dua ediyoruz. Aygül Hanım siz Lightroom eğitimine kayıt oldunuz ve size 2 tane mail gönderildi. Bunlardan bir tanesi Zoom uygulamasını nasıl kullanacağınız. Bir tanesi de yayınla alakalı olacak. 2. linki yanılmıyorsam dün göndermiş olabiliriz. Yayına nasıl bağlanacağınıza dair. Ayrıca programa kayıt olurken detaylarını web sitesinden gördüğünüzü umut ediyorum. Dolayısıyla Lightroom eğitimi yarın akşam başlıyor. Programa dikkat edin biraz lütfen. Gelelim gölge fotoğraflarının değerlendirilmesine. Bu haftaki değerlendirmelerde yaklaşık olarak 600 adet fotoğraf vardı. Ve fotoğrafların bir bölümünde daha önce de bir başka yayında söz etmiştim aslında. Silüet fotoğraflar vardı. Daha önceki değerlendirmelerde gönderilmiş ama tam olarak gölge konusunu karşılamayan fotoğraflar vardı. Ve açıkçası konuyu belirlediğimiz ilk günden itibaren şöyle bir noktayı vurgulayarak gölge fotoğrafları paylaşılmasını istemiştik. Bütün değerlendirmelerden önce, bütün konuları belirlerken aynı şekilde söylemeye çalışıyoruz. Gölgenin başrole çıkarıldığı fotoğraflar olmasını istiyorduk. Dolayısıyla bir fotoğraf silüet ağırlıklı ve ilgi merkezi silüet olursa onu maalesef kabul edemiyoruz. Efendime söyleyeyim fotoğrafın bir yerinde bir gölge var ama ana konu daha ışıklı olan, daha renkli olan başka bir şey olursa onu da seçemiyoruz. Ama gölgenin güçlü bir şekilde vurgulandığı fotoğrafları değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Birkaç fotoğrafta hem gölgenin ana konu olduğu hem de gölgenin çevredeki öğeleri kapatarak gözü ana konuya yönlendirdiği fotoğraflar vardı. Nasıl söyleyelim görsel olarak etkisi güçlü olduğu için o fotoğrafları belirterek söyleyeceğim. Bu fotoğrafta şundan dolayı da kabul ettik diye. Bir iki fotoğrafı öyle belirledik çünkü. Onları dahil ettik değerlendirmeye ama dediğim gibi gölgenin sadece fotoğrafın bir yardımcı öğesi olduğu ya da sadece silüetle oluşturulan bir fotoğrafı maalesef değerlendirmede ön plana alamadık. Bir de şöyle bir şeyi de açıklamak istiyorum. Bazen o konuda tepki alabiliyoruz. Onu da bir toparlamak, düzenlemek isterim. Ben hemen hemen her sabah yani bugün yeni konuyu verdikten sonra yarın sabahtan başlayarak cumartesi sabahına kadar her sabah Instagram'ı kontrol ederek bir gün önceden eklenen, etiketlenen fotoğraflardan öne çıkanları paylaşıyorum. Hikaye story bölümünde biliyorsunuz. Bazen bu son değerlendirmeye geldiğinde o story'de paylaştığımız fotoğraflar burada çıkmıyor. Ve fotoğrafın sahibi de haklı olarak diyor ki ya siz benim fotoğrafımı hafta içinde öne çıkardınız ama değerlendirmede göstermediniz. Bunun çok basit bir sebebi var. Ben o fotoğraflara bakarken o günküler arasından değerlendiriyorum. Bugün bakacağımız fotoğrafları seçerken bütün fotoğraflar arasından bakıyorum. Dolayısıyla mesela ilk fotoğrafımız Turgut Coşkun'un bu fotoğrafı öne çıkanlarda hafta içinde vardı. Ama hafta sonuna geldiğimizde hala böyle bir fotoğraf, buna benzeyen fotoğraflar arasında bu ön plana çıkıyorsa bunu tekrar dahil ediyorum. Ama bundan çok daha güçlü, çok daha etkili başka bir fotoğraf olsaydı sevgili Turgut'un bu fotoğrafı bugün görünmeyecekti mesela. Yine de dediğim gibi bu tarz fotoğraflar arasında ön planda olduğu için seçime dahil ettiğim bir fotoğraftır. Hem fonun temizliği, hem çocuğun hareketi, hem uzayan gölgeyle o hareketin daha güçlü görünmesini sağlaması, hem de çok benim sevmediğim bir şey ama fotoğrafı baş aşağı çevirerek bu sefer görselliğini biraz daha arttırma şansını sağladığı için sevgili Turgut'un bu fotoğrafını burada sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bakıyorum da Fethiye Gül Aytekin, çok merak ediyorum bu kez acaba fotoğrafım seçildi mi? Vallahi bilmiyorum, belki seçilmiştir, belki seçilmemiştir. Evet, ikinci fotoğraf Yağmur Taş'ın bir fotoğrafı. Bu fotoğrafı biraz şunun için de dahil ettim seçime. Bir başka arkadaşımızın da benzer bir fotoğrafı var. Bu fotoğrafı biz Yağmur'la beraber çektik. Yaptığımız bir atölye çalışmasında çektik. Diğer fotoğrafı da arkadaşımızla beraber çekmiştik. Şu noktayı vurgulamak için bu fotoğrafı sizlerle paylaşıyorum. Biz genelde çekimleri yaparken atölye çalışmalarında ya da ne bileyim bir geziye gittiğimizde birlikte çekimler yaparken arkadaşlarla hem çekimlerin teknik dertlerini konuşuruz. Yani deriz ki ışığı şuradan ölçün. Aynı o 5 ipucu oturumlarında yaptığımız gibi ışığı şuradan ölçün. İşte ya burada şöyle bir hareket var, enstantaneyi böyle deneyelim. Kadrajı şöyle oluşturacak objektifler şunlar olabilir falan diye ipuçlarını veririz. Bir yandan da o konunun ne olduğu ve nasıl daha güçlü anlatılabileceği üzerinden konuşuruz. Atıyorum bir ayinde fotoğraf çekiyorsak Hindistan'da, Nepal'de deriz ki bak burada işte bu huzur duygusunu verecek şey şöyle olabilir. Ne bileyim Kapadokya'ya gittiğimizde bir manzara çekiyorsak dur şu bulutların etkisini arttırmak için böyle yapalım deriz. Yılkı Atları'nda Kayseri'de Nuri Hoca ile çekim yapıyorsak deriz ki işte şimdi hareket duygusunu da fotoğrafa katmak için bunu yapalım deriz. Bu çalışmada da ben hatırlıyorum arkadaşlarla konuşurken işte bakın ters ışık, ters ışıkla birlikte öne doğru uzayan gölgeler ve o gölgelerin belirgin olduğu anlarda çalışmak güçlendirir fotoğrafı diye konuşmuştuk. Yağmur'da o konuştuğumuz şeyleri doğru uygulamayla fotoğrafa dönüştürdüğü için sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Fethiye Gül Aytekin merakınızın bir bölümünü umarım burada gidermiş olduk. Burada mesela evet Fethiye Gül Aytekin'in bir fotoğrafı var. Hem ana konunun hem gölgenin dahil edildiği bir fotoğraf bu. Ve gölgenin ana konudan daha belirgin olması ve çocuğun da sanki o gölgeye bakarak kendince belki bir oyun, belki bir merak falan karşılaması fotoğrafı bence güçlü yapıyor. Aynı zamanda siyah beyaz tercihinin olması da ilginin daha karanlık leke olan gölgeye ulaşmasını sağlıyor. Örneğin bu fotoğraf renkli olsaydı o zaman ne olacaktı? Belki çocuğun üstündeki şey kırmızı. O zaman diyecektik ki ya bu kırmızı çok şey yapmıyor, ilgiyi dağıtıyor, gölgeden uzaklaştırıyor. O zaman bu fotoğraf olmaz diyecektik. Siyah beyaz olması o manada da önemli ve doğru tercih. Sıdıka Uyar'ın bir fotoğrafı. Valla kim heyecanlanırsa onun fotoğrafı geliyor şansa da. Evet, şimdi de Sıdıka Hanım'ın bir fotoğrafı. Böyle bir seri fotoğraftı bu yanlış hatırlamıyorsam. Yani o ahşap küçük şeyin ne diyorlar, modelin farklı versiyonları vardı. Hatta Sıdıka Hanım'ın yanılmıyorsam vazo, çiçek falan gibi şeyleri de vardı. Genelde böyle o tarzdaki durağan konular, işte vazo, çiçek ve onun gölgesi falan gibi şeyleri çok güçlü fotoğraflar olarak kabul etmemeyi tercih ediyorum. Bunun sebebi de birçok fotoğraf konusunda söylediğim şey. Yani biz bir fotoğrafı değerlendirirken hep şuna dikkat ediyoruz. Konunun kendisi zaten var. Fotoğrafçı sadece bunu kaydediyorsa o zaman övgünün ya da becerinin ya da fotoğrafın etkisinin büyük bir bölümünü hak eden şey konunun kendisi oluyor. Tabii ki o konuyu fark etmek, tabii ki onu bir fotoğraf olarak görselliğe, görüntüye dönüştürmek fotoğrafçının bir becerisi. Ama hep şeye bakıyoruz. Ya fotoğrafçı bunu güçlü, etkili bir fotoğraf haline dönüştürmek için ne yapmış acaba'ya bakıyoruz. işte kullandığı teknik mi işi çözmüş, bakış açısı mı değiştirmiş, efendime söyleyeyim kompozisyondaki yerleştirmesi mi? İlla kendisinin olaya müdahil olmasını beklemiyoruz, öyle bir manada söylemiyorum bunu. Ama o fotoğrafın gücünü arttıracak ne yapmış diye bakıyoruz. Buradaki mesela belki Sıdıka Hanım'ın eli, belki başka birinin eli ama oradaki hareket çok daha basit, çok daha temel olan bir konuyu, yani o ahşap maketi modeli ve onun gölgesini bir tık daha farklı anlama ulaştırmış. O nedenle bu fotoğrafı paylaşmak istedim. Bakayım İknur Hanım mı heyecan yapacak bakalım. Rica ederiz Nevruz Hanım. Kitap ulaştıysa ne mutlu. Sevgili Cem Saner bayağı mücadele etti kargoyla bu hafta ve başardı. Umuyoruz önümüzdeki hafta daha az mücadeleyle kitapları gönderme şansımız olacak. Evet, Çiğdem Gürgül'ün bir fotoğrafı bu da. Karşı tarafta, yani fotoğrafın sonuna doğru baktığımızda kapının üstünü, kapının kendisini, kapının üstünde bulunan motifi ters ışıkta görebiliyoruz. Ama sadece orası olsaydı fotoğraf zayıf kalacaktı. Fotoğrafı güçlü yapan şey bize doğru uzayan gölgede aynı konuları tekrar görmemiz ve daha büyük, bize yaklaşarak görmemiz. Bu sayede hem görüntüyü çoğaltmış oluyoruz, hem de çoğul görüntünün gücüyle beraber uzayan gölgelerle derinlik duygusunu arttırmış oluyoruz. O manada bu fotoğrafı da görmenizi istedim. Muhtemelen şeyde takip ediyorsunuz ama evet, normalde biz bu paylaşımları yaptığımız zaman aramızda konuşuyoruz. Cem Saner ve Serkan Arıkuş'u diyorlar ki ya biz de koyalım mı fotoğraf, gönderelim falan. Ben dedim ki yap, göndermeyin şimdi. Sizin fotoğrafı seçeriz, ondan sonra derler ki o bunlar böyle kendileri çalıp kendileri oynuyorlar durumu olur. Göndermeyin dedim ama sevgili Serkan Arıkuş'u bu fotoğrafı gönderince ve Yağmur'un da fotoğrafını paylaşınca dedim ki tamam, yani Yağmur'un fotoğrafında hikayeyi konuşacağım. Dolayısıyla Serkan'ın fotoğrafını da paylaşabilirim diye düşündüm. Bu da o Yağmur Taş arkadaşımızın fotoğrafıyla aynı zamanda çekilen fotoğraflardan bir tanesi. Dediğim gibi bir çekim çalışmasında sadece teknik ve biçimi konuşmuyoruz. Aynı zamanda, yani bunu biz bir atölyede de yapıyoruz ama bireysel olarak, fotoğrafçı olarak çalıştığımızda da aynı şekilde düşünüyoruz. O konuyu daha etkili anlatacak hikayeyi nasıl oluşturabiliriz üzerinden de konuşuyoruz. Burada da mesela Serkan'ın hem bize doğru yürüyen ya da bizden uzaklaşan 3 kişinin gölgesini, hem kuşları hem de onların gölgelerini fotoğrafa dahil etmesi doğru bir fotoğraf yaklaşımı. Aynı zamanda fotoğraf içinde dengeyi de kuracak bir yaklaşım. O nedenle sizlerle de paylaşmak istedim. İlker Hanım da bu şey mi? Ne diyorlar ona? Aman hani gol olsun diye yer değiştiren adamlar vardır ya. Onu mu yapıyorsunuz? Evet, Aliye Uğur herhalde, çünkü şeyde tam ismi yok da hesabında Aliye diye görünüyordu. Aliye Uğur olduğunu tahmin ediyorum. Yanılmıyorsam 2 fotoğrafı var Aliye Uğur'un. Bir bu fotoğrafı var. Bakayım doğru hatırlıyor muyum? Evet, bir de bu fotoğraf var. Bakıyorum 3. var mı diye, yokmuş. Bu 2 fotoğrafın ortak özelliği bence çok doğru bir konuyu fotoğraf. Daha önce başka atölyelerde konuşmuştuk, bisiklet gibi, şapka gibi, grafik değeri çok güçlü olan konular etkili fotoğraflar sağlayabiliyor. Dolayısıyla da bisikletin seçilmiş olması, ki başka arkadaşlarımız da seçmişti, bence çok doğru bir yaklaşım. Bir kere fotoğrafın birinci doğru adımı. İkincisi, her 2 fotoğrafta da dikkat ederseniz, asıl konu olan bisikletten daha güçlü olan gölgesi ve bunun fotoğraf konusu olarak kullanılacak şekilde tercih edildi. Daha temiz, etkisi daha güçlü, fakat 2. fotoğrafında pozlaması daha doğru geldi bana. Dolayısıyla da her ikisini de göstermek istedim ki ilk fotoğraftaki pozlama bu 2. fotoğraftaki gibi olsaydı ve daha siyah lekeler olarak görebilseydik gölgeleri, o zaman ilk fotoğrafı tek olarak seçerdim. Evet, Demin bir elim kaydı, dolayısıyla bu fotoğraf göründü. Sevgili Süha Demirbaş'ın bir fotoğrafını görüyorsunuz. Yine Galata Köprüsü merdivenlerinden çok fotoğraf vardı. Fakat bu fotoğrafların önemli bir bölümünde gölgeden ziyade silüetler kullanılmıştı. Evet, merdivenlerin çizdiği çerçevenin oluşturduğu gölgeler falan var birçok fotoğrafta, ama ana konu olarak o grafiğin bizi yönlendirdiği yerde hep silüetler kullanılmıştı. Dolayısıyla o fotoğrafları değerlendirmede öne çıkarma şansımız olmadı. Ama bu fotoğrafta merdivenin üst tarafında yürüyen insanların gölgesinin düşüyor olması ve yine siyah beyazla ilginin lekelere toparlanabiliyor olması bence fotoğrafın doğruları. Evet, Murat İlhan'ın bir fotoğrafı. Bu fotoğrafı Instagram'da gördüğüm zaman da çok beğendim. Hem grafik yapısıyla, hem gölgelerin doğru yerde seçilmiş olmasıyla, hem ana konu olarak o sütun gölgelerin arasında bir insan gölgesinin de olması bence fotoğrafın artı yönleri. Biraz daha ortalama şansı olsa ve fotoğrafın sol tarafında olduğu gibi, yani o karşıdaki bloğun üçgen olarak bittiği sol taraf gibi sağ tarafta da eşit yerde bitebilse çok daha güçlü bir fotoğraf olacağını düşünüyorum. Ama fotoğrafçının o gölgeleri doğru fark etmesinin, doğruya çok yakın bir yerleştirme yapmasının önemli olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf bu. Herhalde Mehmet diye düşünmemiz lazım ismi. M.A. diye yazıyordu. Eğer yayınımızı takip ediyorsa Mehmet Bey tam ismini de yazabilir. Burada ana konu olan kişinin tam görünmemesi ama hikayenin ne olduğunun gölgesinden anlaşılabilmesi bizim bu konuyu belirlerken, yani gölgenin ana konu haline getirilmesini kabul edeceğiz açıklamamızı çok destekleyen bir örnek olduğu için buraya aldım. Gönül isterdi ki bu fotoğrafta arka tarafta kalan ayak, yani gölgede ayrı olarak gördüğümüz ayağın çekim anında da ayrı olarak fark edilebilmesi. O zaman daha da etkili olurdu. Ama yine biraz önce Murat İlhan'ın fotoğrafında söylediğim gibi fotoğrafçının gölgeyi fark edip oradan fotoğraf çıkacağını düşünmesi, daha sonra pozlamayı aydınlık yerden yapıp gölgeyi karanlık bırakması fotoğrafın doğrularıdır. Çekim anı da, yani gölgeyle ana konunun ayrıldığı anda deklanşöre basılmış olması da yine bir fotoğrafçı refleksi olarak doğru kararların verildiğini bize gösteriyor. Bazı gölge fotoğraflarında pozlama değerleri çok doğru seçilmediği ya da nasıl diyelim yeterince eksi pozlama yapılmadığı için gölge olan alanlardan detay görüyorduk. O da mesela yine değerlendirme kriterlerinde bizi zorlayan bir şey oldu. Biraz önce söylemiştim, Galata Köprüsü merdivenlerinden çok fotoğraf vardı. Yine Mehmet Bey yanılmıyorsam. Süha Demirbaş'ın fotoğrafına çok benzeyen fotoğraflardan bir tanesi. Yine o merdivenlerin grafiği ki hepimiz için, İstanbul'da yaşayan ve Galata Köprüsü civarına giden bütün fotoğrafçılar için herhalde bir süre zaman ayırdığımız, bir süre emek harcadığımız noktalardan bir tanesi. Buradaki o zaten grafiğin getirdiği dinamizmi, fotoğrafçının diagonal bir kadrajla daha da arttırmasının bence iyi bir mantık olduğunu düşünüyorum. Zira biz sevgili Feyyaz Taylan gibi mimar değiliz. Yani bütün çizgilerin düzlüğüne çok bakmıyoruz. Mesela tahmin ediyorum sevgili Feyyaz Taylan bir fotoğraf çekerken onları çok düşünüyordur. Niye? Çünkü yılların getirdiği bir mimari tecrübeyle yatayları, dikeyleri, ritmi, grafiği bizden çok daha iyi fark etme şansı oluyor. O ona çok dikkat ediyordur. Biz biraz daha savruk çalışabiliyoruz. Hikayeyi nasıl aktarmak istiyorsak ona uygun bir rahatlıkta hareket edebiliyoruz. Burada Mehmet Bey'in yaptığı da biraz o diye düşünüyorum. Severiz sevmeyiz, o ayrı bir şey, ama ben dinamizmi arttırdığına inanıyorum. Gölgelerin de hikayeyi destekleyecek ve yürüyen kişinin gölgesinin de ana konu olacak şekilde öne çıkardığını düşünüyorum. Sıdıka Hanım'ın bir sorusu var. Onu hemen çözelim isterim. Daha doğrusu kendimce yorumlamaya çalışayım. Yanılmıyorsam bir bakayım. Herhalde bu fotoğraf için konuşuyoruz. Sıdıka Hanım diyor ki çocuğun ayağının görünmesi fotoğrafa boyut kattığından daha etkili olmuş diyebilir miyiz? Yoksa sadece çocuğun gölgesini çekseydik, çocuk hiç görünmeseydi yine de etkili bir fotoğraf olur muydu? Şimdi bu tarz fotoğraflarda ben de zaman zaman aynı soruyu kendime soruyorum. Yani bu fotoğrafta sadece gölgeyi mi çekmeliyim? Yoksa ana konuyu da fotoğrafa dahil edip mi çekmeliyim diye düşünüyorum. Ve açıkçası bunun böyle çok direkt bir şey cevabı yok. Değerlendirmesiyle oluşan şeylerdir. Bu fotoğraf için de söyleyeyim. Bence çocuğun ayağının ve kaykayın olması fotoğrafta gerekli olan öğe. Olmasaydı o zaman diyecektik ki gölge biraz daha belirgin bir hareket yapsın. İki ayak iyice ayrılsın, çocuğun kolları açık olsun. Yani ne olduğunu sadece leke değerleriyle anlatacak bir şey olsun derdik. Burada yukarıdan kaykayın da girmesi anlamı bütünlüyor diye düşünüyorum. Yoksa görmesek de anlarız, onda bir şeyimiz yok, şüphemiz yok ama görmek bence iyi olmuş diye düşünüyorum. Evet, Feyyaz abi söylediğim şeye katılmış. İstesem de istemesem de dikkat ediyorum diyor yatay dikeye. Evet, yani yılların tecrübesi var Feyyaz Taylan'da. Dolayısıyla onu böyle terk etmek çok kolay değil. Fatma Hanım'ın da yanılmıyorsam iki fotoğrafı vardı. Bir kontrol edeyim, evet. İki fotoğraf arasında bunu daha çok beğendim. Bu zaman zaman yaptığımız bir hikaye aslında. Yani gördüğümüz bir konuda ya yanımızda bulunanlarla ya o konuya dahil olan kişilerle ya bir de şöyle yapsanıza bir de böyle dursanıza falan deyip fotoğraf çekmek. Yanılmıyorsam ters ışık fotoğraflarında vardı benzer bir hikaye. Yansımada vardı değil mi? Böyle zıplayan arkadaşların olduğu bir fotoğraf vardı. O zaman da söylemiştim. Burada da mesela yine tırnak içinde model kullanmak fotoğraftaki ana konuyu, ilgi merkezini güçlü hale getirmiş. Pozlamanın doğru yapılmış olması, gölgelerin koyu olarak oluşması da fotoğrafın artıları. Bu fotoğrafta gölgeler o kadar koyu değil, sağ tarafta aydınlık olan alan da ilgiyi biraz dağıtacak gibi ama 3 kişinin yerleşimi, yürümesi ve uzun gölgeleri bence iyi. Sadece onların olduğu bir kadraj yapılabilseydi, öyle bir objektifle çalışılabilseydi bence daha da iyi olurdu. Ama Fatma Hanım'ın hani böyle ikili çalışması, birkaç tane daha vardı galiba ama yanılmıyorsam bu ikisini aldım. Dolayısıyla o gözü olduğunu gösteriyor. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Karadeniz Ereğli'den Mehmet almış arkadaşımız. Merhaba Mehmet Bey. Karadeniz Ereğli'de arkadaşlarımız var ya, Ereğli'de sevgili Gamze var. Çok en eski katılımcılarımızdan. Eğer bizi izliyorsa ona da buradan selam söylemiş olalım. Evet, Orhan Ölmez'in bir fotoğrafı videogren.com sitesinde portfolyosunu da paylaşmıştık Orhan Bey'in. Bu fotoğraf sanki ilk başlarda gördüğümüz hani çocuk gölgesine bakıyor falan gibi bir fotoğrafı çok andırıyor. Kedi de sanki kendi gölgesini inceliyor gibi bir görüntü var. Mesela bu fotoğrafta da biraz önce Sıdıka Hanım'ın sorduğu sorunun belki bir benzeri. Kedi olmasa da fotoğraf olabilir. Biz sadece gölgesinden de kedi olduğunu anlarız. Fakat sadece bu fotoğraf için söylüyorum. Bu fotoğrafta kedinin olması ve oraya bakması anlamı daha güçlü hale getiriyor. Dolayısıyla gölge için söyleyelim. Gölgeyi yaratan, ortaya çıkaran obje, kişi, konu neyse onun olup olmayacağı anlamı ne kadar desteklediğiyle ölçülebilir diye düşünüyorum. Evet, Elvan Özkaya'nın bir fotoğrafını da sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel böyle hayatın içinde bir anın grafik olarak güçlü bir yüzeye düşen gölgesini fark edip fotoğrafçının onu kaydetmiş olması bence işin güzel tarafı. Hani biraz böyle Platon'un mağarası gibi olmuş. Biz sadece gölgelere bakarak oradaki hayatın ne olduğunu tahmin edebiliriz, anlayabiliriz. gerçeği belki öyle değildir ama bu gölgeler bize hayatı tanımlayabilir gibi geldi. O nedenle sizlerle paylaşmak istedim. Biraz önce mesela Fatma Hanım'ın fotoğrafında söylediğim ya şu kenarlar olmasaydı durumu Sibel Yıldırım'ın bu fotoğrafında var mesela. Temiz bir zeminde yürüyen insanlar ve onların gölgeleri. Dikkat ederseniz sağda solda, üstte, altta herhangi bir yerde dikkati dağıtacak bir leke olmadığı için oldukça güçlü olarak görünmesini sağlıyor. Bu fotoğrafın derdi ne? Hani bütün işimiz dert aramak ya. Öndeki iki kişinin gölgeleri güzel ayrılıyor da arkadaki üç kişinin gölgesi birbirine çok karışıyor. Dolayısıyla da arkadaki üç gölge de ayrılabilir bir açı olsa mesela fotoğraf çok daha bomba olur diye düşünüyorum. Ama Sibel Hanım'ın başka bir fotoğrafı var. Mesela bakın burada gölgeler birbirinden ayrı, gayet temiz öne çıkabiliyor. Dolayısıyla bunun pozlaması falan da gayet güzel. Arkadan ayrılmış olmaları da işin doğru tarafı diye düşünüyorum. Şükrü Hanım'ın fotoğrafına geçmeden hemen Müge Bahar Saner'in bir sorusu var. Onu cevaplamak isterim. Şimdi gölge fotoğraflarında siyah beyaz çekim daha etkili mi olur? Olabilir de, olmayabilir de. Bu ne çektiğinizle alakalı. Çünkü şimdi mesela Şükrü Hanım'ın fotoğrafına bakıyoruz. Bu da renkli fotoğraf. Dolayısıyla o konunun ne olduğu ve sizin o konuyu nasıl aktardığınız asıl önem kazanıyor. Ama siyah beyaz da aydınlık ve karanlık alanları gri, açık gri beyaz, koyu alan yerleri de siyah olarak işleyebildiğinizde sonuç daha güçlü hale geliyor. Bir ufak hatırlatma ya da bilgi olması manasında söylüyorum. Dijital teknolojiyle çalışırken siyah beyaz çekim yapmanızı önermiyoruz. Renkli çekmenizi, o fotoğrafı işlemenizi renkli olarak daha sonra siyah beyaza çevirmenizi istiyoruz. En iyi sonucu alabilmeniz için. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Murat Hoca ile siyah beyaz çevrim atölyesi, hatta ondan sonraki haftaya ikinci bir dönemini daha koymak durumunda kaldık. Bayağı ilgi gösterdi arkadaşlar, sağ olsunlar. Bu hikaye üzerine kurulu. Eğer fotoğraf makinenizde siyah beyaz olarak ayarlayıp çekerseniz sadece gri tonlar elde ediyorsunuz. O nedenle çok başarılı bir sonuç olmuyor açıkçası. Evet, Hüseyin Bey de aynı şeyi sormuş. Dolayısıyla bir avazda iki soruya da cevap vermişim gibi kabul etmek isterim. Evet, Şükriye Hanım'ın fotoğrafı bence biraz önce yine Sıdıka Hanım'ın sorduğu sorunun bir başka cevap versiyonu. Burada mesela ana konuyu görmüyoruz. Sadece gölgesini görüyoruz ama biz leke değerleriyle konunun ne olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla da tam da söylediğim şeyi yapmış bu fotoğraf. Ana konuyu görmeden de sadece gölge, sadece leke değerleriyle hikayeyi güçlü bir şekilde anlatabiliyorsak o zaman ana konudan fedakarlık yapabilir. Kadrajımızı sadece bu karanlık lekelerle oluşturabiliriz. Bu fotoğrafta eğer başka bir değerlendirme şeyi olsaydı bu, dersi olsaydı, mesela 5 ipucu dersi atölyesi ya da yayını olsaydı yapacağım şeyi tahmin ediyorsunuz. Pozlamayı biraz daha koyulaştırıp gölgenin daha siyaha yaklaşmasını tercih ederdim açıkçası. İpek Tok da yine Galata Köprüsü çevresinde dolaşan arkadaşlardan biri olmuş. Yine gölgelerin, mesela arkadaki ters ışıkta kalan insanlar da var. Fakat ana konu haline gelen öndeki yürüyenlerin gölgesi. Dolayısıyla burada dahil edebiliyoruz fotoğrafa. Evet Celal Bey, bugün 17 ve 21 diye iki yayınımız vardı. Değerlendirmeyi 17 diye yaptık. Akşam biraz hukuk konuşacağız. Ciddi bir muhabbetimiz olacak akşam. Çok teşekkürler Bülent Bey. Estağfurullah, efsane değil de işte bildiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce açıkçası. Evet, sevgili Faruk Konyalı'nın bir fotoğrafı. Yine grafik değerlerin, daha doğrusu o dikeylerin gölgelerinin uzayarak fotoğrafın içinde güçlü grafik alanlar oluşturması ve o grafik alanların içerisinde de yerdeki çizgiler, o küçük şeylerin gölgelerinin arasında boşluk oluşan yerde de ana konunun olması bence fotoğrafın artıları. Ancak bakın bu fotoğrafta hep konuşmaya çalıştığımız, benim söylediğim ama ustasının Murat Hoca olduğu bir hikayeyi vurgulamak istiyorum. Bu siyah beyaz işlemede, siyah beyaz tonlamada bir kriterimiz var. Bizim değil, yani bu siyah beyaz dünyasının genelinin. Ülkelere göre, fotoğraf tarzlarına göre değişebiliyor ama genel bir kavram olarak söyleyeceğim bunu. Siyah beyaz bir fotoğrafta, bir yandan saçı başı da düzelteyim. Beklediğimiz şey şu: kadrajda tam siyah olması, tam beyaz olması. Bu ikisi arasında çok koyu griden giderek açılan, degrade bir şekilde açılan 9 tane gri ton var. Bu gri tonların da görünmesi. Tabii ki 9 gri tonu göstermek çok zor. Hani Ansel Adams diye yazıp Google'da zone sistem diye yazarsanız çıkacaktır sonuçlar. Bu işin bilicisi, bulucusu Ansel Adams, Yosemite Milli Parkı'nın fotoğraflarını orta format filmle, plan filmlerle çekip banyoda ve baskıda müdahale ederek o kadar tonu alabilen ilk isimlerden bir tanesi. Dijitalde de ciddi bir işçilik gerektiren bir çalışma. Tamam, bu çok zor diyoruz. O zaman da diyoruz ki tam siyah olsun, tam beyaz olsun, 5-6 tane gri ton olsun. Eğer tam siyah, tam beyaz olmazsa, ağırlıklı olarak açık gri ve koyu gride kalırsa ve ara tonlar olarak da 2-3 tane gride sıkışırsa fotoğraf, o zaman çok soluk bir fotoğrafa doğru kayıyor iş. Bu nedenle de dedim ya, tam siyah tam beyaz kesin, gri tonlar ne kadar çok olursa o kadar iyi mantığıyla bakmaya çalışıyoruz. Bu fotoğrafta mesela dikkat ederseniz tam beyaz yok neredeyse. Belki çocuğun ayağında küçük bir ışık parlamasının olduğu yer ama tam siyah yok. Belki arkadaki direklerden bir tanesi, ki o bile tam siyah değil. Dolayısıyla tam siyah ve tam beyaz olmadığında fotoğraf gri tonlar arasına sıkışıyor. Koyu bir gri ve açık bir gri arasında sıkışıyor. Bu fotoğrafın mesela tam iyi bir siyah beyaz işlenmesi sonucu çok etkili hale getirecektir diye düşünüyorum. Hem gölgeleri daha vurucu hale getirecektir, hem çocuğu daha belirgin hale getirecektir. Belki küçük bir kontrastla bile oynansa bu fotoğrafın etkisi çok artar diye tahmin ediyorum. Ha, o salıncaktaki çocuk için diyorsunuz Şükrü Hanım. Yo, bence o rahatsız etmiyor ama daha koyu olsa fotoğrafınız daha iyi olur. Çok teşekkürler Bülent Bey, teveccühünüz ya. Sağ olun. Evet, Kemal Çavuşoğlu'nun, Kemal Bey'in de portfolyosunu paylaşmıştık. Yanılmıyorsam 2 fotoğrafını aldım buraya. Fotoğrafın arka planında kapının arkasında kalan alanla bu gölgeyi oluşturan kişi çok hafif de olsa karışıyor gibi olsa bile asıl hikayemiz gölge olduğu için ve o gölgenin bize doğru bayağı uzayarak, kadrajı doldurarak görüntüyü oluşturması manasında güçlü bir örnek olduğunu düşünüyorum. O nedenle sizlerin de görmesini istedim. Kemal Bey'in bu fotoğrafı da var. Bunu da bir göstermek istedim ama bakın kalabalık grup haline geldiği zaman yapılan çekimin konusu, gölgeler artık birbirine girmeye başlıyor. Dolayısıyla da her ne kadar ortada, solda gölgeler ayrılsa bile daha solda ve daha sağ tarafta üst üste binmeler başlıyor. Biraz daha karışık bir fotoğrafa dönüşüyor. Tekrar yorumlara, sorulara bakıyorum. Alev Hanım, Murat Hoca'nın yaptığı çalışmaları takip ederseniz onun mesela siyah beyaz fotoğrafları, dijital anlamda olarak söylüyorum, yani dijitalden siyah beyaza çevirme anlamında söylüyorum. Bu da hani Murat benim çok eski arkadaşım, birlikte çalışıyoruz falan, bu manada söylemiyorum. Ondan önce de hep söylüyordum. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de dijital siyah beyaz çevirme en iyi yapan insanlardan bir tanesidir. Belki de birincisidir. Bu nedenle de Murat Pulat'ın fotoğraflarına bakarsanız çok iyi örnekler göreceksiniz, onu söyleyebilirim. Başka bir soru var mı diye bakıyorum. Devam ediyorum. Ah pardon. Zaten bir şey yapmışım. Hilmi Coşkun'un bir fotoğrafı, Hilmi Bey'in de iki fotoğrafını koymuş olabilirim. Burada ve şimdi hatırladım bir fotoğrafı daha var. İkinci fotoğrafında da onu da göstereyim, geri geleyim. Bakın bu ve bu fotoğrafta. Gölgenin iki kullanımının da varlığı çok önemli diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi gölgenin, yani burada kapıda durup öne doğru uzayan gölge, duran kişinin öne doğru uzayan gölgesinin ana konu olması. Aynı zamanda kapının grafiğinin oluşturduğu o üçgen alan bir kere fotoğrafı çok güçlü hale getiriyor. Ve o aydınlık alanın içindeki gölge bir anda başrole çıkabiliyor. Ama bununla beraber fotoğrafın diğer alanlarının da gölge, karanlık olması ilginin o aydınlık alana toplanmasını kolaylaştırıyor. Tıpkı bu fotoğrafta olduğu gibi. Yolun üzerindeki ışık ve o yolun grafiği zaten güçlü ama sağ sol tarafın karanlık olması, oradan el arabasıyla geçen kişinin ters ışıkta kalması ama onun öne doğru düşen gölgesi hep bu sağ solun da gölgeyle kapatılması sayesinde oluyor. Gölgenin her iki kullanımının da var olduğu bir fotoğraf, o nedenle yer verdim. Yanılmıyorsam Turan Aras, çünkü Turan Aras foto ve isim olarak Turan yazıyordu yanılmıyorsam Instagram hesabında. Ben o Aras'ı görünce dedim ki o zaman soyadı da Aras'tır diye. Eğer yanlışsa ne olur beni affedin, doğrusunu yazarsanız düzeltirim. Daha önce gördüğümüz bir kaykay fotoğrafının farklı bir açıdan, farklı bir yükseklikten ve farklı bir kadrajla çekilmiş hali. Bakın burada hem kaykaylı çocuğu hem gölgesini görebiliyoruz. Yine Hilmi Coşkun'un fotoğrafında olduğu gibi üst tarafın, alt tarafın, hatta sağ tarafın yine karanlık gölge alanlarla kapatılması ilginin ortadaki ana konuya ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda çekim anında, daha doğrusu çekim anının çocuğun ayağını savurduğu an olarak tercih edilmesi fotoğrafın dinamik etkisini de arttırıyor. O manada sizlerle paylaşmak istedim. Cihan Savran'ın iki tane fotoğrafı var. Farklı bir sunum şekliyle paylaştığı. Hatta ben bunları buraya aldım, sunumu kapattım, kaydettim. Sonradan fark ettim ki aslında bu sunum şeklinin, yani bir karenin içinde gölgeli olarak yerleştirilen fotoğrafların bir de sağ tarafında Cihan Bey'in, hanım da olabilir bilmiyorum, Bey'dir diye düşünerek söyledim. Eskiden Cihan diye bir arkadaşım vardı, oradan yola çıkarak. İmzası da varmış ama ben o imzayı kesmişim. Kusura bakmasın, yoksa Instagram hesabında imzasıyla beraber göreceksiniz fotoğrafları. Hem bu fotoğrafta hem bu fotoğrafta sahiden fotoğrafçının çektiği konuyu nasıl sunmak istediğini iyi düşünüp, iyi karar verip, iyi uyguladığını düşünüyorum. Yani demiş ki tamam ben bu fotoğrafı böyle yapayım, şöyle bir alanın içine koyayım, ona da bir gölge vereyim ve gölgeleri şu şekilde kullanayım. Fotoğrafın içindeki gölgeler öyle olsun. Her iki fotoğrafta tarz olarak, biçim olarak, çekim tekniği olarak bir fotoğrafçının tarzını iyi yansıtıyor. O nedenle sizlerle paylaşmak istedim. Böyle farklı sunum şekilleri ve paylaşımları görünce de hemen böyle sizlerle paylaşmak istiyorum ki aa bakın böyle bir şey de var. Siz de belki böyle bir şey yapmak istersiniz. Aklınızda olsun demek istiyorum. O nedenle de paylaşıyorum. Feytullah Güleç'in bir fotoğrafı. Burada gerçi merdivenden koşan arkadaş, yani gölge değil de gerçek arkadaştan bahsediyorum, biraz fazla belirgin ve ön planda. Fakat gölgesinin duruşu, hareketi çok güzel. Sanki böyle çizgi filmlerde falan, Red Kit'te falan olurdu ya, gölge başka bir şey yapar, Red Kit'te silah çeker falan gibi. Ya da ne bileyim Pembe Panter'in gölgesi başka işler çevirir arkada falan. Onun gibi olacakmış hissi veriyor. Gölge o kadar bariz ve belirgin ki çok başarılı bir gölge fark edilmesi ve fotoğraflanması. O nedenle de sizlere göstermek istedim. Aynı zamanda fotoğrafın merdivenin diagonalden, bir köşeden diğer köşeye doğru hareketi, çekim anı, bunlar da fotoğrafın güçlü yönleri. Özgür Sayitoğlu'nun bu fotoğrafında çok açıklıkla söyleyeyim. Özgür Bey Geçtiğimiz haftalarda haftanın öne çıkan fotoğrafçılarından seçilen arkadaşlarımız, Özgür Bey değil mi? Doğru söylüyorum. Bu fotoğraflardaki gölgeleri sevmedim, onu söyleyeyim. Yani güçlü gölgeler de değil. Tonlama için idare eder falan diyorum ama daha önce söylediğim bir şeyi de görmeniz ve sizlerle paylaşabilmek adına söyledim. Sunum şekli çok hoşuma gitti. Yani bu Instagram'ın sağladığı çerçevelerden biri yanılmıyorsam. Fakat fotoğrafların kenarını böyle kullanmak, onu bir beyaz alan içinde kullanmak, efendime söyleyeyim fotoğrafın da siyah beyaz olmasının o çerçeveyle ve bu sunumla uyumlu haline gelmesi çok zeki bir davranış. Aynı zamanda Instagram hesabının black and white kreatif olması o hikayeyi de destekliyor diye düşünüyorum. Günümüzdeki teknoloji, günümüzdeki ekipman, günümüzdeki imkanlar sizin zihninizde yapmak istediğiniz birçok şeye, hatta neredeyse her şeye yardımcı oluyor. Dolayısıyla da daha iyi bir ürün ortaya çıkarmamak için hiçbir şeyimiz yok, mazeretimiz yok. Bu öyle bir kullanım, o nedenle sizlerle paylaşmak istedim. Evet, ne zamandır üzerinde ilk başlarda konuşuyorduk ama ne zamandır böyle bir bahane olsun da konuşalım, sevgili dostlara da tekrar haber verelim diye istediğim bir arkadaşımız ve çalışmaları vardı. Nihayet burada denk getirebildik. Sevgili Engin Akgün'ün, Engin Rotalar'ın bir fotoğrafı. Yine Galata Köprüsü'nde, yine o merdivenlerde, yine gölgeler, yine grafik falan. Bu zaten hani neredeyse burada çekilen birçok fotoğrafı dahil ettiğim için de aldığım bir şey. Ama ben Engin'le alakalı başka bir şeyi de söylemek istiyorum siz dostlara. Sevgili Engin Akgün'ün Engin Rotalar diye bir YouTube kanalı var. VideOgren'e bakarsanız bizim de takip ettiğimiz bir şey ve Engin çok keyifli yolculuklar yapıp onları paylaşıyor. Bazen fotoğraf ipuçları anlatıyor. Bazen böyle üniversite sınavına özellikle girecek arkadaşlar için böyle şey yapabilecek, ipuçları verebilecek. Yanılmıyorsam şey diyeyim, mimar ne iş yapar, şey ne iş yapar falan diye böyle söyleşileri falan oluyor. Çok keyifli böyle kurgular yapıyor ve bu kurguları böyle acayip bir kurgu programında falan da yapmıyor. Çok güzel bir amatör heyecanla o çalışmaları oluşturuyor. Engin Rotalar YouTube kanalını da takip etmenizi hararetle tavsiye ederim. Aklınızda olsun diye söyledim. Ama yine grafik, gölge ve fotoğraf onun için burada deyip geçeyim. Umut Erdem'in bir fotoğrafı, Umut Erdem'in iki fotoğrafı da olabilir bu şey içerisinde. Yine anladığım kadarıyla baş aşağı çevrilmiş bir fotoğraf bu diye düşünüyorum. Fakat dikkat ederseniz bu fotoğraftaki siyahlar, beyazlar, griler, açık griler, koyu griler oldukça doygun tonlarda. Bu sayede de leke değerleri çok güçlü hale geliyor. Eğer sağ taraftaki çocuk, herhalde o da böyle belirgin bir hareket yapsa fotoğraf çok daha güçlü olabilirdi diye düşünüyorum. Evet, Umut Erdem'in ikinci fotoğrafı da varmış. Burada mesela yürüyen insanların bize doğru uzayan gölgeleri ve o yürüdükleri yolun dokusu da yine fotoğrafı güçlendiren öğeler. Sol üst taraftan geçen teller ve iyice sol köşeye gelen aydınlık alanla sağ tarafta kalan alanın da birazcık kroplanması, belki bu fotoğrafın kare değil de 2'ye 3 dikey olarak kullanılması kadrajı da daraltacağı için daha etkili olabilirdi diye düşünüyorum. Birazcık geniş kalmış kadraj burada. Evet, Serap İkiyek, geçen hafta da dikkat çeken çalışmaları vardı Serap Hanım'ın. Bu hafta da var. Onlardan bir tanesini aldım ki bu alan neresi ben bilmiyorum herhalde. Bilen arkadaşlar yazarsa çok sevinirim. Çünkü birkaç fotoğraf geldi buradan. Belki 5-6 tane geldi bu pencerelerin olduğu yerden tahmin ediyorum. Fakat hepsi dikeydi fotoğrafların. Bir bu fotoğraf yataydı. Başka bir yatay daha vardı galiba ama hem dikey hem o yatayda tek bir pencereyi ve onun önünde duran kişiyi kaydetmeye çalışmıştı arkadaşlar. Ve kadrajlar çok sıkışıyordu. Çok kesiliyordu. Çok güçlü olmuyordu. Bir bu fotoğrafta yatay kadrajda 3 pencere ve çekim açısı itibariyle, çekim saati itibariyle öne doğru uzayan gölgeler oldukça güçlü bir sonuç doğurmuş. Biraz daha koyu olsa fotoğraf sanki daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Olabilir Arzu Hanım. Bilmiyorum vallahi. Eminönü'nde aynı mekandaki fotoğraflar çok benzer değil mi dediğiniz Nevruz Hanım, Galata Köprüsü için mi söylüyorsunuz? Evet, yani o belirttiğim gibi Galata Köprüsü'ne İstanbul'da olanlar gitti mi kaçınılmaz fotoğraf noktası. Birbirine çok yakın fotoğraflar oluyor ister istemez. Evet, Feriha Muşlu'nun bir fotoğrafı. Bu fotoğrafta bir şey dikkatimi çekti. Eğer Feriha Muşlu bizi izliyorsa o da yardımcı olur diye düşünüyorum. Ne kadar iyi görebiliyorsunuz bilmiyorum ama Instagram'da baktığımda da çok dikkatimi çekti. Bilgisayar ekranında açtım fotoğrafı, Instagram hesabını, orada tekrar baktım. Çocukların çevresinde çok güçlü bir beyaz çizgi var. Ve bu beyaz çizgi sanki bana biraz kontrast ve keskinlik çok arttırıldığı için oluşmuş gibi geldi. Çünkü sol arkadaki siyah alan üzerinde de öyle bir keskinlik patlama var. Ama fotoğrafı çok bozmayan bir noktada durmuş sanki. Birkaç başka fotoğrafta belki Instagram'a yüklerken yapılan, belki daha önce Photoshop'ta yapılan keskinlik müdahalesi öyle kontratların patlamasına sebep oluyor. Ona dikkat etmek lazım diye söylüyorum. Evet, İlahiyat Fakültesi Altunizade. Öyle girilip fotoğraf çekiliyor mu orada ya? Biz de gidelim bir gün. Ama burada bir şeyi söylemek istiyorum. Nevruz Hanım'ın sorduğu, söylediği yoruma ek olarak söylemek istiyorum. Şimdi Filiz Hanım için de bir şey olsun bu. Aynı zamanda devam etsin diye söyleyeceğim. Burada paylaşılan fotoğrafların hepsi böyleydi. Hep o şeyin önünde dua eden biri vardı. Yani şimdi Nevruz Hanım nasıl ki Galata Köprüsü'nde, Eminönü'nde hep aynı fotoğrafın çekilmesine bir isyan ediyor haklı olarak. Ben de buna isyan ettim. Ya burada doğadan başka da bir şey vardır herhalde, yapılabilir diye düşünerek söyledim. Filiz Hanım yok, burada bir sıkıntı yok. Gayet belirgin hepsi. Aa, sevgili Reyhan merhaba. Reyhan Türk de çok sıkı fotoğrafçıdır arkadaşlar. Onun da hesabını takibe alın. Evet, Mehmet Kaynar'ın bir fotoğrafını görüyoruz şimdi. Mehmet Kaynar'ın iki fotoğrafı vardı. Bir de anne çocuk fotoğrafı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bu fotoğraftaki grafik değerlerin daha güçlü olması, bir bu oyun oynayan ya da işte çocuklar diyeceğim, halay çeken gençler diyeceğim, neyse onların olduğu, bir de onların gölgesiyle tekrarlayan görüntünün olması bana çok keyifli geldi. Böyle iç içe giren ve hikayeyi devam ettiren bir görüntü haline gelmesi, lekelerin güçlü olması bence güzel. Bu fotoğrafta da yine dikkat ederseniz beyaz neredeyse soldaki çocuk ya da gencin tişörtündeki bile tam beyaz değil. Ki arka tarafta işte o yol kaldırım çizgilerindeki sarıdır herhalde onlar. Çok açık gri olması falan iyi ama daha böyle iyi bir kontrastla daha güçlü olacaktır fotoğraf diye düşünüyorum. Arzu Acar'ın bir fotoğrafı direkt gölgeyi çekmiş. Bence doğru yaklaşım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani hani çevreyi hiç kullanmadan ben direkt gölgeyi göstereyim fotoğrafı olmuş. Ve o gölge olarak tercih edilen konunun da çok belirgin, bariz bir konu olması bence doğru tercih. Nasıl demiştik? Bisiklet, şapka, bunlar görselliği çok güçlü konulardır. Şemsiye de öyle bir konu. Yani bakınca hemen "aa, şemsiye" falan diyebiliyoruz. O açıdan doğru konunun seçildiğini söyleyebilirim. Ama hazır bu kadar böyle direkt gölgeye bak fotoğrafı yapıldığında işte o soldan geçen çizginin görünmeyeceği bir yer, bir açı falan bulunması da gerekir diye düşünüyorum. Evet, İlkay PSK, İlkay diye yazıyor. Birkaç fotoğrafı vardı. Onlardan bunu seçtim. Duvardaki konuları değil de duvara düşen o gölgeleri, çizgileri ve bir lambanın gölgesini yine biraz önceki şemsiye fotoğrafında olduğu gibi gölgenin konu olarak tercih edildiği bir fotoğraf olarak kabul edebiliriz. Ve o manada da iyi bir örnek diye düşünürüz. Ama dikkat ederseniz fotoğraf siyah beyazdan ziyade gri siyah gibi. Yani duvarın açık grisi, duvardaki şeylerin üzerindeki bir tık koyu bir gri ve gölgelerin daha da koyu grileri var. Bu fotoğrafta da bir siyah beyaz ayarı oynaması düzgün yapılsa mesela çok güçlü olacak bir fotoğrafmış. Gölgeleri daha güçlü vurgulayacak bir fotoğrafmış diye düşünüyorum. Evet sevgili Celal Erdem, yanılmıyorsam 1-2 haftadır beraberiz yayınlarda ya da 1-2 haftadır hem fotoğraflarınızı görüyoruz hem yorumlarınızla katılıyorsunuz. Celal Erdem'in de gönderdiği, değerlendirmelere gönderdiği fotoğraflar oldukça sıkı arkadaşlar. Erdem Celal diye Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Yine 4-5 tane fotoğraf vardı yanılmıyorsam. Onlar arasından yine deminki fotoğrafların mantığında gölgenin ana konu olarak belirlendiği ve çevreden çok fazla destek almadan, işte o Galata Köprüsü'ndeki merdivenler gibi ya da ne bileyim işte bir sokağın dokusu üzerinde yürüyenlerin gölgeleri falan gibi değil de direkt gölgeyi ana konu olarak belirleyen bir fotoğraf olduğu için dahil ettim. Yerdeki iki renk de fotoğrafın o monokrom tadını bir tık kırarak biraz daha canlandırmış oldu. Aynı zamanda sadece siyah beyazlarla değil renklilerle de gölge fotoğraflarının iyi olabileceğine dair bir örnek olarak burada yer aldı. Bu mesela benim çok hoşuma gitti. Hatta tam anlayamadım nedir o falan diye. Sonradan dedim ki herhalde bu şeyin böyle pencere gibi delikleri falan var. Belki çok bilinen bir yerdir, ben bilmiyorumdur. Fakat çok hoş. Yani hem pencereleri görmemiz hem onların içeriye, karanlık olan yere ışık düşürmesi grafik değerleri çok güçlendiriyor. Kapıdan gelen ışıkla bir çerçeve oluşturulması. O çerçeveye böyle gel abicim şurada dur da şöyle yap bak gölgen ne güzel oluyor denilip fotoğrafın çekilmesi bence çok güzel bir uğraş. Çok böyle zeki bir fotoğraf olmuş diye düşünüyorum. Celal Bey'i tekrar tebrik ediyorum. İzmir'e de selamlar. Evet, İknur Turan Atlı'nın bu 2 haftadır yanılmıyorsam İknur Hanım'ın çok sesi soluğu çıkmıyor. O Celal Bey'in bayağı bir şeyi var. Fanları da var galiba. İzmir'in gururu diye Ümit Evran'dan hemen bir destek geldi. Süper. İknur Hanım hiç sesiniz çıkmıyordu. Bu gölge fotoğraflarında bir fotoğrafınızı dahil ettim. Dikkat ederseniz sağ tarafa doğru biraz fazla patlama var. Oralardan doku görebileceğimiz şekilde bir pozlama ya da müdahale yapılsa gücü daha da artacak bir fotoğraf olabilirdi diye düşünüyorum. Ama ne zamandır sesiniz çıkmadığı için bir fotoğrafınızla buradan size de bir selam gönderelim istedim. Evet, gelelim şimdi haftanın öne çıkan fotoğraflarına. Bu hafta şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Çok güzel fotoğraflar bir kere. Yanılmıyorsam 600'e yakın fotoğraf geldi. Silüet fotoğraflar da çok güzeldi. Gölgenin ana konu olmadığı fotoğraflar da çok güzeldi. Ama belli bir çerçevemiz var ve her hafta artık birbirimizi tanıyoruz. Artık bu yayınları biliyoruz. Instagram paylaşımlarında konuşuyoruz falan. Bizleri tanıyorsunuz. Her hafta eleğin bölümlerini biraz daraltmaya başlıyoruz. Yani daha az fotoğraf seçilecek ve sahiden iyi olanlar üstte kalacak gibi bir yönteme doğru gitmenin hepimiz için iyi bir eleme sistemi olduğunu düşünüyorum. Fakat o kadar çok iyi çalışma geliyor ki elimiz ayağımız dolaşıyor. İlk başlarda hatırlayanlarınız belki vardır. 2 ay oldu zaten, daha yani çok büyük bir geçmiş değil. Bu Instagram'da fotoğraf paylaşmayı yaptığımız zaman temel hedefimiz aslında bir konu belirleyelim. 3 tane fotoğraf seçelim. Onu da Instagram'dan duyuralım. İşte nacizane kitaplarımızdan hediye edelimdi. Fakat çok iyi fotoğraflar gelince bu sefer dedik ya hadi bunları böyle canlı yayında konuşalım. Sonra çok iyi fotoğraflar gelmeye başlayınca dedik ki dur ya birkaç kişiye daha kitap hediye edelim falan. Ve son birkaç haftadır bu hikaye şuna dönüştü. Haftanın bir öne çıkan fotoğrafları oluyor. Bir de öne çıkan fotoğrafçıları oluyor haline dönüştü. Bu hafta da öyle bir şey yaptık. Öne çıkan fotoğraflardan yanlış hatırlamıyorsam 3 tane fotoğraf belirledim. Yani eleği sıkmak anlamında söylüyorum. Ama öne çıkan fotoğrafçıları bir türlü ayıramadım. Yanılmıyorsam 4 arkadaşımızı da bu haftanın öne çıkan fotoğrafçıları olarak belirledik. Tamam İlknur Hanım, şimdi yeni konuda sizden daha çok fotoğraf bekliyorum. Evet, haftanın ilk öne çıkan fotoğrafı İnci Koyuncu herhalde. İnci Hanım'ın bir fotoğrafı. Hem gölgelerin grafik etkisini, hem arka tarafa doğru devam eden perspektifin, hem kullanılan ışığın, hem ana konunun yerinin çok doğru, çok temiz olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf. Aynı zamanda karşı duvarlarda var olan gölgelerin ve ışığın zemin üzerindeki yansımasının da dahil edilmesi o grafik etkiyi katlayarak büyütmüş. Aynı zamanda fotoğrafa da mistik bir etki vermiş. O manada İnci Koyuncu'nun bu fotoğrafını kitap hediyesi kazanan fotoğraflardan biri olarak duyurmak isterim. İkinci seçimimiz bu. Hanife Çalbayram'ın Hanife Fotoğrafi nickname ile Instagram'da yer alıyor. Burada da dikkat ederseniz gölgeler o kadar güçlü grafikler oluşturuyor ki biz fotoğrafın değil dışına kaçmak, bunların, bu gölgelerin işaret ettiği yerler dışında herhangi bir yere bakma şansı bile bulamıyoruz. Dolayısıyla fotoğrafçının çevreyi çok iyi çözdüğü ve en güçlü fotoğraf olacak noktayı belirlediği, aynı zamanda yatayları, dikeyleri de kadraja iyi yerleştirdiği bir fotoğraf olarak bu fotoğrafı da, Hanife Çalbayram'ın bu fotoğrafında haftanın öne çıkan fotoğraflarından biri olarak naçizane bir yolculuk 2 kitabıyla nasıl diyelim değerlendirmek istedik. Ve Tolga Ulutaş'ın bu fotoğrafını da hem aydınlık alanın çok iyi belirlenmiş olması, hem oradan geçen konunun hem dramatik yapısıyla hem belirginliğiyle çok güçlü olması, aynı zamanda bize doğru uzayan gölgelerle fotoğrafa derinlik katması, o dramatik yapıyı daha güçlü hale getirmesi gibi kriterleri dikkate aldığımızda belirginliğin iyice ortaya çıkmasıyla yine kitap hediyesi kazanan fotoğraflardan biri olmuş diyebilirim. Evet, şimdi son birkaç haftadır da yaptığımız şey bu. Urfa'ya da selamlar Hanife Hanım. Tebrik ederiz. Gayet başarılı bir fotoğraf. Şöyle bir şey de yapıyoruz. Biliyorsunuz bu değerlendirmelerde şöyle bir ricamız var. Diyoruz ki 5 fotoğraf paylaşın. 8 tane paylaşırsanız daha bu 8 tane yapmış bunu atalım demiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Ama 5 iyi bir sayı, birçok arkadaşa şey yapıyor. 6, 7, 8 olunca da şey yapmaz. Ama 20 tane paylaşırsanız diyoruz ki o çok paylaşmış bu arkadaş falan diyoruz. Fakat bazı fotoğrafçı dostlarımızın paylaştığı bu 5, 6, 7 fotoğraf, 4 fotoğraf, bazısının 3 fotoğrafı falan hem birbirleriyle hem de o haftanın konusuyla öyle güzel örtüşüyor ki, öyle güzel hikayeler haline geliyor ki, öyle etkili fotoğrafçı tarzları, tavırları ortaya çıkarıyor ki ya o fotoğrafçının da şu fotoğrafını alalım bu olsun demek bana birazcık şey geliyor, ayıp geliyor açıkçası. Diyorum ki bu arkadaşımızın birkaç işinin bir arada konuşulması daha iyi olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu hafta 4 arkadaşımızı seçtik böyle. Bunlardan birincisi Arzu Adalı. Arzu Adalı'nın yanılmıyorsam 3 ya da 4 fotoğrafı var burada. Gölgenin burada mesela uzaması, tamam. Bu bir giriş fotoğrafı ve tek başına olsaydı diyecektim ki ya iyi bir gölge ama çok güçlü değil. Fakat devam edip başka bir gölge fotoğrafına, bu kimin acaba dedim ki öne çıkanlarda hafta içinde gündüz sabah paylaşmıştım. Aa, baktım bu da Arzu Adalı'nın. Dolayısıyla bu bir tarz haline gelmeye başladı benim için. Gölgeler üzerinden hikayeyi anlatmak anlamında. Fakat asıl bence hikayeyi zirveye çıkaran fotoğraf bu oldu. Yani oradaki o yuvarlak şeyler artık masa mı neyse onlar. Onların gölgeleri. Oradan geçen bir çocuk, koşturan birisi. Bunların öyle bir açıdan, öyle bir dolulukla çekilmiş olması ki bize bambaşka bir grafik değerler silsilesi göstermiş oluyor. Çok başarılı buldum bu fotoğrafları. Dolayısıyla Arzu Hanım da haftanın kitap kazanan dostlarından biri oldu. Ve Hakan Özdemir, hkn.ozdemir diye nickname ile Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Yine gölgelerin ana konu haline getirildiği, bakın bir geri gideyim. Bu, sonra bu. Hem sağ taraftaki gölgenin hem soldaki gölgenin varlığı. Hem burada dikkat ederseniz kuşların gölgeleri ve kuşlar artık birbirine o kadar giriyor ki hangisinin kuş, hangisinin gölge olduğunu çözemeyeceğimiz bir şeye dönüşüyor. Çocuğun hareketi ve onun gölgesi. Diğer taraftan yanılmıyorsam bir elektrik direği falan var. Onun gölgesi, bakmamız gereken yeri falan belirliyor, çiziyor. Çok güçlü hale getiriyor fotoğrafı. Dolayısıyla Hakan Özdemir'i de tebrik ediyorum. Bu haftanın öne çıkan fotoğrafçılarından biri olarak duyurmak istiyorum. Masa mı Arzu Hanım? Evet, çok güzel ama fotoğraf. Tebrik ederim. Bazı fotoğraflarda hemen hemen bu gördüğüm fotoğrafların büyük bir çoğunluğunda aynı şeyi yapıyorum. Ya diyorum keşke mesela Hakan Bey'le şurada biz beraber olsaydık da ben de çekseydim. İşte Arzu Hanım'la ben de orada olsaydım, ben de çekseydim. İşte Turgut'la ben de çekime gitmiş olsaydım da o koşan çocuğun gölge. Hep aklımdan öyle geçiyor. Keşke ben de çekseydim falan diye. Bu fotoğraflar biraz da o anlamı da taşıyor. Yani keşke benim de olsaydı fotoğrafları aslında. Ve tabii her haftanın nasıl diyelim başrollerinden birisi Kadir Tezel. Ya sevgili Kadir, yayını takip ediyorsan birkaç gün içerisinde seninle haberleşmek istiyorum ve nasıl Tuğba Krallı ile yaptık, nasıl bu akşam Ayşenur'la yapacağız. Bir canlı yayında seni konuk etmek istiyorum. Biraz şöyle sokak fotoğrafçılığı konuşalım isterim. Uygun olduğum bir zamanda aklında bulunsun. Bir mail mesaj alırsan ha söylemişti dersin. Evet, Kadir Tezel'in fotoğraflarını biliyorsunuz. Hep konuştuğumuz fotoğrafçı dostlarımızdan bir tanesi. Ha, bu arada şöyle bir noktayı da belirtmek istiyorum. Burada konuştuğum, zikrettiğim isimlerin %90'ını falan hayatımda hiç görmedim. Yani ben sevgili Kadir diyorum ama onun da buna izin vermesiyle diyebiliyorum. Çünkü ben Kadir Tezel'i tanımam. Yani sadece nickname'ini, ismini görüyorum, fotoğraflarını görüyorum. Ne bileyim işte Arzu Adalı'yı tanımam. Yani Süha Demirbaş'ı tanıyorum. İşte Yağmur'u tanıyorum. Efendim Turgut'u tanıyorum ama sadece bilgisayar ekranımı tanıyorum şu anda. Sadece onu görebiliyorum. Ama inanın hepiniz yani çok böyle yıllardır tanıdığım dostlar gibi oldunuz. O da çok keyif veriyor bana. Evet, sevgili Kadir'in fotoğraflarını, tarzını zaten biliyorsunuz. Hem renkli hem siyah beyaz çalışmalarında. Yani bakınca 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey hissediyorsunuz. Ha, bunlar Kadir Tezel'in fotoğrafları galiba falan diyorsunuz. Bakın şu yukarıdaki okun bize gölgeleri işaret etmesi falan. Bence yani evet, Kadir Tezel işi diye düşündürüyor. O manada sevgili Kadir'in de bu, bilmiyorum bu kitaptan kaç tane oldu Kadir'de. Her hafta bir kitap alıyor Kadir. Benim bütün kitap deposu Kadir'in eve geçecek gibi bir durum söz konusu herhalde. Evet ve yanılmıyorsam 4. mü oluyor bu arkadaşımızda? Olcayto diye isim görünüyor. Solcayt 0 herhalde o şeyde nickname'i de. Böyle bayağı bir seri fotoğraf vardı ve bunlar arasından 4-5 tanesi çok güçlü şekilde öne çıkıyordu. Ben peş peşe o fotoğrafları göstermek istiyorum. Yanılmıyorsam 4 tanesini koymuş oldum. Ha, bu da 5.'si. Burada mesela yürüyüş yolu ve bisiklet yolundaki ikonların da fotoğrafa dahil edilmesi çok zekice göründü bana. Dolayısıyla Olcayto arkadaşımızın da bir grup olarak yaptığı çalışmalarda ortak bir dil oluşturmuş olması bence haftanın öne çıkan fotoğrafçılarından biri olması için yeterli, kafi sebeptir diye düşünüyorum. Ve son olarak demek ki 5 kişi mi seçmişiz ya? 3 mü oldu 5 mi oldu artık bende de gitti Çok iyi fotoğraf gelince kafa gidiyor. Ne güzel, hep böyle gitse kafa. Zehra Bayraktar'ın fotoğrafları. Bu seriyi tahmin ediyorum Instagram'da etiketi takip eden herkes demiştir. Yani ya bu fotoğraflarda bir şeyler olacak falan diye demiştir diye düşünüyorum. Bir seri çalışma, uygun alan bulununca herhalde yapılan bir çalışma. Bir hikayesi varsa başka bir yayında paylaşılmasını da rica ederek Zehra Bayraktar'dan. Bu fotoğrafların da ve Zehra Bayraktar'ın da haftanın öne çıkan çalışmaları olarak değerlendirilmesini doğru bulduğumu söylemeliyim. Velhasılı kelam, yani uzun lafın kısası, gölge fotoğrafları değerlendirmesi sonucunda kitap hediyesi kazanan dostlarımızın listesi bu. 3 arkadaşımız birer fotoğraflarıyla, 3, 4, 5 arkadaşımız da toplu olarak yaptıkları çalışmalarla naçizane yolculuk 2 kitabımı almaya hak kazandılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu başlığa fotoğraf ekleyen, gönderen arkadaşlara ve şu andan itibaren fotoğraf ekleyebileceğiniz yeni konuyu söylüyorum. 15 Mayıs Cuma akşamına kadar VideoGren _ hareket hashtag ile Instagram'da fotoğraf paylaşmanızı bekliyoruz. Hareketten kastımız şu: kullandığınız enstantane değeriyle vurgulayacağınız bir hareket olmasını bekliyoruz fotoğrafınızda. Bunu yüksek enstantane ile yapabilirsiniz. Bunu düşük enstantane ile yapabilirsiniz. Bunu pan tekniğini kullanarak yapabilirsiniz. Yani sizlerin fotoğrafçı olarak sadece biçim ve anlam manasında güçlü fotoğraflar değil, aynı zamanda teknik olarak da belli bir doygunluğa sahip fotoğraflar paylaşmanızı istiyoruz. Hareket olacak fotoğrafta, bu hareket ana konu haline gelecek. Bunu isterseniz yüksek enstantaneyle, isterseniz düşük enstantaneyle, isterseniz pan tekniğini ya da başka bir teknik kullanarak sağlayacaksınız. 15 Mayıs'a kadar, Cuma akşamına kadar biliyorsunuz, fotoğraf paylaşabiliyorsunuz. Bu sefer Cuma akşamına kadar yapacağız. Cumartesi günkü fotoğrafları dahil edememe durumumuz var. Çünkü bir değişikliğimiz olacak. Daha iyi fotoğraflar için 5 ipucu yayınını da Cuma değil, Cumartesi gününe alma durumumuz var. Dolayısıyla Instagram fotoğraflarını önceden toparlamamız gerekebilir. Aklınızda olsun. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu akşam saat 21'de. Bülent Bey, şimdi bir şey söylemeyeyim. Uzun pozlama eğer hareket duygusunu vurguluyorsa tabii ki olur. Akşam Ayşenur Baytaroğlu ile biraz hukuk, telif hakları konuşacağız. Bu konuyu merak eden çok dostumuz olduğunu biliyorum. Sizin de dostlarınız varsa onlara da haber vermenizi rica ediyorum. Yarın akşam saat 18'de bu sefer iftar öncesi biraz fotoğraf konuşalım. Ve daha iyi fotoğraflar için 5 ipucunun 3. yayınını gerçekleştireceğiz. Fototrek İstanbul Hatırası'nın seminerlerini fototrek.com sitesinde online seminerlerini görebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız Twitter, Instagram, Facebook'ta biliyorsunuz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eşe, dosta, arkadaşa, fotoğraf sevenlere kanalımıza haber vermeyi unutmamanızı rica ediyoruz. Evet, benim şimdilik konuşabileceğim, anlatabileceğim şeyler bunlar. Kitap hediyesi kazanan arkadaşların Instagram'dan bize direkt mesajla adreslerini bildirmelerini rica ediyoruz ki kitaplarını ulaştırabilelim. Akşam saat 21'de sizlere tekrar merhaba diyeceğiz. Hanife Hanım, ben durumu Cenk Hoca'ya hatırlatırım demiş. Acaba ne? Tamam, ben Cem'in ne hatırlatacağını merakla yapacağım. Görüşmek üzere diyorum. Bakıyorum 3 saat sonra tekrar buradayız. Kendinize iyi bakın.